Kolay Yemek Yemek kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kolay Yemek Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz donat. Şimdi malzemeler. 4 çay kaşığı instant kuru maya, yarım çay bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 3 çorba kaşığı pudra şekeri, 100 gram eritilmiş tereyağı, 4 su bardağı un, 3 adet yumurta, yağda kızartmak isteyenler için sıvı yağ. Üstünün çikolatalı sosu için, yani çikolatalı glase için malzemelerimiz 1 paket bitter çikolata, 1/2 çay bardağı süt, 1 çorba kaşığı tereyağı ve üst süslemeleri için şöyle pasta şekerleri. Tarçınlı sevenler için tarçın, pudra şekerli sevenler için şöyle yaklaşık 3-4 çorba kaşığı kadar pudra şekeri. Yoğurmayı yapacağımız kabın içerisine öncelikle mayamızı koyuyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu ekliyoruz. Ilık sütü ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. 3 çorba kaşığı pudra şekerimizi ekliyoruz. Ve bunları şu şekilde bir çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra instant mayanın aktif hale gelmesi için 10 dakika beklemeye alıyoruz. 10 dakika bekletmiş olduğumuz bu karışımın içerisine eritilmiş tereyağını ekliyoruz. 3 adet yumurtamızı ekliyoruz. Ve çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Dilerseniz mikserde çırpabilirsiniz. Ben herkes yapabilsin diye elle çırpacağım. Tabii ki de siz arzu eden mikserle, karıştırıcıyla çırpabilir. Ben çırpma teli yardımıyla çırpıyorum. Şöyle iyice karıştıktan sonra içerisine unumuzu ekliyoruz. Biraz ekledim, karıştırıyorum. Biraz daha ekledim, karıştırıyorum. Hepsini boşaltıyorum ve tel yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle toplanmaya başladıktan sonra çırpma telini içerisindeki unları döküyorum ve elimle bir hamur elde ediyorum. Hamur özdeşleşene kadar, yani iyice karışana kadar yoğuruyorum. Bakın, çok güzel bir hamur oldu. Ne çok sert ne çok yumuşak. Halk tabiriyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettik. İyice elime yapışanları da ilave ediyorum. Evet. Şöyle bir 3-5 dakika kadar sanırım yoğurdum. Şöyle bir de şu kısımla, avucunuzun şu kısmıyla bastırın
İçe içe. Evet. Hamurumuz, bakayım, hazır. Şimdi bu hamurumuzu şöyle top gibi yapıyorum. Hamur daha çabuk kavarsın, sıcaklığını korusun diye hamurumu streç filme şu şekilde sarıyorum. Evet. Şu şekilde sardım. Gördüğünüz gibi. Elimle düzeltiyorum. Ve yaklaşık 45 dakika hamuru dinlendirmeye, aynı zamanda mayalamaya bırakıyorum. 45 dakika mayalanmaya bıraktığımız hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz ve sarmış olduğumuz streci çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi harika mayalanmış. Alıyorum. Çok güzel. Öncelikle elimle şöyle gördüğünüz gibi bastırdım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 1-2 santim kalınlığına gelecek şekilde açıyorum. Evet. Şu şekilde açtım. Daha sonra tezgahın yanına yağlı kağıt açıyorum. Şuradan koparıyorum yağlı kağıdımı ve onu da buraya koyuyorum. Şimdi şöyle yuvarlakla kesiyorum. Tam ortasından daha küçük bir yuvarlakla tekrar kesiyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Şunu alıyorum. Şu yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Topu şu şekilde şuraya bırakıyorum. Bunu tüm hamur için uyguluyorum. Öncelikle kızartma tavamızın içerisine sıvı yağ ilave ediyoruz. Yeterli. Altını açıyoruz. Yağ iyice kızana kadar bekliyoruz. Yağımız kızana kadar şöyle bir tepsinin içerisine havlu kağıt seriyoruz. Ki kızartma olduğu için fazla yağ çeksin. Evet, gördüğünüz gibi havlu kağıdımızı serdik. Hemen ocağın yanına koyuyoruz. Hamurumuzun kızıp kızmadığını şöyle hemen birazcık hamur parçası koparıyoruz. Koparmış olduğumuz hamur parçasını yağa atıyoruz. Eğer hemen, bakın gördüğünüz gibi hemen yukarı çıktı. Bu şekilde hemen yukarı çıktıysa yağımız istediğimiz sıcaklığa gelmiş demektir. Yağımızın sıcaklığını da kontrol ettikten sonra pişirme işlemine başlıyoruz. Şöyle hemen koyuyorum. 40-45 saniye kadar altını, daha sonra tersini çevireceğim ve saat yönünde koymaya dikkat ediyorum. Koyduğunuz yönü unutmayın ki o yönden tekrar çevirmeye başlayın. Koyuyorum. Bir tane de ortasına. Birazcık bekliyorum. Altı hafif kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra maşa yardımıyla tersine çeviriyorum.
Hemen bakın kızarıyor ve çeviriyorum tersini. Bir 45 saniye kadar da tersini pişiriyorum. Kızardı gördüğünüz gibi. Hemen kızaranları şöyle bakarak havlu kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Soğumaya bırakıyorum. Daha sonra süsleme işlemine geçeceğiz. Donatları fırında pişirmek için fırın telinin üzerine yağlı kağıt seriyoruz ve hazırlamış olduğumuz donatları bu yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Bu son kalan parça, ben elimde kendim şekil verdim. Diziyoruz. Önceden ısıttığımız, yani 200 derecelik ortalama fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Normalde 7 dakika. Fakat siz lütfen gözeterek pişiriniz. Fırınlara göre pişme süreleri değişiklik gösterebilir. Bu sebeple bakarak pişiriniz. Benim fırınımda bir 3-3,5 dakika geçtikten sonra üstleri hemen kızardı. Üstleri kızardıktan sonra bir maşa yardımıyla çeviriyoruz. Her iki tarafı da kızardıktan sonra fırından çıkartıyoruz. Bir 3-3,5 dakika sonunda gördüğünüz gibi ters çevirmiştim. Kızardılar. Bu kadar kızarıklık yeter, kızarması yeter. Bunları birazcık soğumaya alıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem. Tabii mayalı hamur olduğu için fırında piştiğinde şişiyorlar. Şimdi sıra geldi. Üst glasemizi hazırlamaya. Bunun için şöyle küçük bir tavaya ihtiyacımız var. Ocağımızın altını açıyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz. Şöyle erimeye başladıktan sonra içerisine çikolata parçalarını, bitter çikolatayı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çikolataların erimesini de bekliyoruz. Mutlaka karıştırıyoruz. Daha sonra şöyle eridikten sonra içerisine yarım çay bardağı sütü hem döküyoruz hem de karıştırıyoruz. ...3-4 dakika karıştırarak pişiriyorum. Kaynadı gördüğünüz gibi. Altını kapattım ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, üst glasem, yani çikolatam da hazır. Şimdi sıra geldi süslemeye, tatlandırmaya. Ben bugün tatlandırma için glase, yani eritilmiş çikolata kullanacağım. Renkli şekerler, tarçın ve pudra şekeri. Siz dilerseniz kakao da kullanın, kakao kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Süsleme aşaması tamamen size kalmış. Başlıyorum. Alıyoruz. Çikolataya batırıyorum. Ve bir şöyle pasta tabağının içerisine renkli şekerden döküyorum.
şunu batırmış olduğumu alıyorum. Renkli şekerin içerisine batırıyorum. Tatam. Hazır. İsterseniz şimdi bir başka çeşit yapalım. Pudra şekerli için ise şöyle çeviriyorum. Küçük bir elek lazım. Eleğin içerisinden bir pudra şekeri şöyle üzerine döküyorum, eliyorum. Pudra şekerlisi de bu şekil. Bunu da koyuyorum. Tarçınlı için ise yine elekle bir tatlı kaşığı pudra şekerini eliyorum. Daha sonra şöyle tarçını üzerine döküyorum. Bu da tarçınlı. Benim eşim gibi bir çikolata tutkunuysanız yine bir pasta tabağının içerisine şöyle damla çikolataları dökün. Alın. Çikolata sosa batırın. Daha sonra damla çikolatalara batırın. Bol çikolatalı elde etmiş olursunuz. Fırında pişenler, daha hafif olanlar, bunları da yine bunları da yağda pişenler gibi çikolataya batırıp süsleyebilirsiniz veya şöyle bir buzdolabı poşetinin içerisine tarçın, arzu ettiğiniz kadar tarçın döküp birazcık da pudra şekeri ekleyip ve bir iki tane ya da üç tane alıp böyle bunu karıştırabilirsiniz. Poşetin içerisinde bakın. Güzelce karıştırın. Bakın bunlar da böyle poşetin içinde tarçınlı olmuş oldu. Oy çok güzel. Tarçın ve şekerli. Diğer kalanlarını da yine söylediğim gibi çikolataya banabilirsiniz. Hani böyle fırında pişti ya, sanki çikolata sürersek haksızlık etmiş gibi geliyor bana ama olabilir. Şöyle sade çikolatalı olabilir. Şimdi tatmak istiyorum tabii ki de. Merak ediyorum tadını. Hemen o zaman tadalım. Şundan. Şimdi hangini tadacağımı da şaşırdım. Şöyle uçta duranı alıyorum ve tadıyorum. McDonald's'larda satın aldığımız bir zamanlar, şimdi var mı bilmiyorum. Uzun süredir McDonald's'a gitmiyorum. Aynı orduklarının tadına benziyor. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Siz yapabilin diye mikserle çırpmadım. Olabildiğince malzemeleri kolaya indirdim. Çok kolay yapabileceğiniz bir tarif. Söylediğim gibi süslemesi tamamen sizin hayal gücünüze ve damak zevkinize kalmış. Çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Ve yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bakın. Çok lezzetli. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.